Beklenen ama en sıcak gelişmeyle başlayalım. Bakanlıkların değişimi, kabinede 2 değişiklik yaşandı gece saatlerinde. Gece saatleri itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki görevinden istifa etti. İstifa ediyorum demedi, görevi bırakıyorum dedi. Ama affını istememiş olması dikkat çekti. Fahrettin Koca'nın uzun zamandır görevi bırakmak istediği kulislerde konuşulan bir durumdu. Bıraktı mı, yoksa kendisi istifa mı etti, affını mı istedi, yoksa o görevden gönderildi mi? Bunu zaman gösterecek. Yerlerine İstanbul'da Kemal Memişoğlu biliyorsunuz öne çıkıyor. Sağlık Müdürlüğü konusunda Kemal Memişoğlu getirildi Sağlık Bakanlığı'na ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeniden Murat Kurum getirildi. Murat Kurum ismi çok uzun zamandır adını ezberlediğimiz pek çok tartışma başlığı altında, gerek çevreyle ilgili gerek şehircilikle ilgili pek çok başlık altında kulaklarını çınlattığımız, pek çok tartışmalı kararda imzası bulunan, yıllarca Çevre Bakanlığı yapmış, İBB yarışına girmiş, yarışı kaybetmiş bir isimdi ve yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve getirilmesi şaşırttı. Bunları dinlenmeye alacağız. Kabinede beklenen değişiklik gerçekleşti. Sağlık Bakanı Koca görevden alındı. Murat Kurum yeniden Çevre Bakanlığı'na getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden alındı. Koca'nın istifa ettiği, yani görevden affını istediği söyleniyor. Kararlar resmi gazetenin 2 Temmuz tarihli sayısında yayımlandı. Özhaseki gece saatlerinde sosyal medyadan yayınladığı mesajda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Yerine bir önceki bakan Murat Kurum geri getirildi. 2018-2023 yılları arasında bakanlık yapan, ardından 2024 yerel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum yeniden Çevre Bakanı. 2019 yılında çıkan, büyük tartışmalara yol açan imar affı kararında imzası var Murat Kurum'un. Tesisin ÇED olumlu kararıyla 2. kapasite artışına verilen izinlerde de imzalar ona ait ve 6 Şubat depremleri, depreme hazırlıklı kentler konusunda eleştirildiği kadar depremin ardından müdahale ve yardımların gecikmesi, kalıcı konutların söz verildiği tarihte teslim edilmemesi, konutlar için istenen ücretler, tüm bu yaşananlar sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğunda Murat Kurum oturuyordu. 2 önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım, diğeri kentsel dönüşüm. Kurumun Çevre Bakanlığı'ndan istifa edip İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarıştığı süreçte ise Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşmayı tercih etmemesi dikkatleri çekmiş, eleştirilmişti. TOKİ mağdurları söz verilen tarihte teslim edilmeyen sosyal konutlarla ilgili sık sık kurumun saha çalışmalarında önünü kesmişti. Başkanımız 1,5 yılda teslim dedi. 3 yıl oldu, ihalesini zor yaptınız. Ben hakkımı helal etmiyorum. 3 yılda yapamadım. Hak sahibiyim ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı Murat Kurum %39,59 oy aldı. Ekrem İmamoğlu %51 oyla yeniden başkan seçildi. İradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize, öncelikle her vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Salda Gölü, İstanbul'un kuzey ormanları gibi pek çok tartışmalı konu başlığında hep adı geçti dönemin Çevre Bakanı olduğu için. Bakanlık koltuğunda oturduğu süre boyunca Murat Kurum pek çok konuyla ilgili ciddi eleştirilerin hedefinden neredeyse hiç inmedi. Bugün yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na getirildi. 2018 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı görevini yerine getiren Fahrettin Koca'nın görevi bırakmak istediği ise uzun zamandır kulislerde konuşuluyordu. Koca'nın yerine Profesör Doktor Kemal Memişoğlu getirildi. 2016 yılından beri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütüyordu Memişoğlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Memişoğlu'nun uzmanlık alanı genel cerrahi. Şimdi gözler değişiklik yaşanabileceği söylenen Milli Eğitim Bakanlığı'yla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda.